Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. Üçüncü kitapta 13. dersteyiz. Dersimizin adı Çok Çalışmam Lazım. Bu derste gereklilik kipinin farklı şekillerini göreceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Derslerden sonra bana yardımcı olabilir misin? Çok üzgünüm ama yapamam. Eve erken gitmem lazım. Neden? Matematik sınavına çalışacağım. İyi o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Siz de buna benzer diyaloglar kurabilirsiniz. Burada örnekler var. Mesela, merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Teneffüste bana yardımcı olabilir misin? Çok üzgünüm ama yapamam. Öğretmenle konuşmam lazım. Proje ödevini soracağım. İyi o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bunun gibi sizler de diyaloglar kurabilirsiniz. İsterseniz buradaki kelimeleri, isterseniz kendi kelimelerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim dersimizin dil bilgisi bölümüne. Öncelikle bununla alakalı küçük bir sunu yapalım. Gereklilik, malı ya da mak zorunda. Malıyı daha önce görmüştük arkadaşlar. Malı, Yağmur 2 kitabında da vardı arkadaşlar. Burada biraz tekrar edeceğiz ve başka şekillerini de göreceğiz. Öncelikle malıyı yerleştirelim. Ben okumalıyım. Sen okumalısın. O okumalı. Biz okumalıyız. Siz okumalısınız. Onlar okumalılar. Şimdi mak zorunda onu yerleştireceğiz. Ben okumak zorundayım. Sen okumak zorundasın. O okumak zorunda. Biz okumak zorundayız. Siz okumak zorundasınız. Onlar okumak zorundalar. Gördüğünüz gibi her ikisinde de aynı mana var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her ikisinde de aynı mana var arkadaşlar. Şimdi diğer şekillere geçelim. Ması lazım, gerek. Diğerinde ben derken burada benim diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım beraber. Benim okumam lazım. Senin okuman lazım. Biz onun okuması lazım. Bizim okumamız lazım. Sizin okumanız lazım. Onların okumaları lazım. Aynı şekilde gerek kısmına da bakalım. Benim okumam gerek, senin okuman gerek, onun okuması gerek. Bizim okumamız gerek, sizin okumanız gerek, onların okumaları gerek. Onların okumaları gerek. Ders kitabındaki misalden devam edelim arkadaşlar. Bakın burada da örnek olarak göstermiş. Ne yapmalıyım? Çok çalışmalısın. Ne yapmam lazım ya da ne yapmam gerek? Çok çalışman gerek ya da çok çalışman lazım. Ne yapmak zorundayım? Çok çalışmak zorundasın. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki örneklere de bakalım. Ne için? Sınavı geçmek için. Sınavı geçmek için ne yapmam lazım? Çok çalışmam lazım. Ne yapmak zorundayım? Çok çalışmak zorundayım. Ya da ne demiştik? Çok çalışmalıyım. Derse hazırlıklı gitmek için ödevlerimi bitirmem lazım. Ödevlerimi bitirmek zorundayım. Para kazanmak için bir iş bulmam lazım.
Bir iş bulmak zorundayım. Tatile çıkmak için para biriktirmem lazım ya da para biriktirmek zorundayım. Son olarak bu sayfadaki şu etkinliği yapalım arkadaşlar. Başarılı olmak, planlı çalışmak. Başarılı olmak için planlı çalışmam lazım. Must lazım veya mak zorunda kalıplarından herhangi birini kullanabiliriz. Dersi anlamak, iyi dinlemek. Siz dersi anlamak için iyi dinlemelisiniz. Ya da siz dersi anlamanız için iyi dinlemek zorundasınız. Cevap vermek, parmak kaldırmak. Onun cevap vermesi için parmak kaldırması lazım. Sağlıklı olmak, iyi beslenmek. Senin sağlıklı olman için iyi beslenmen gerek. Ya da iyi beslenmen lazım. Siz dersi anlamak için iyi dinlemelisiniz. Ya da siz dersi anlamak için iyi dinlemek zorundasınız. Çalışma kitabından devam edelim. İlk olarak bir diyalogumuz var arkadaşlar. Bu diyaloğu okuyalım. Meryem ve Özge telefonda konuşuyor. Alo, buyurun. Alo, merhaba Meryem. Ben Özge. Bugün okula gelmedin. Çok merak ettim. Nasılsın? Teşekkür ederim Özge. Bugün hastaydım. Şimdi biraz daha iyiyim. Ya sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Bugün okulda neler yaptınız? Matematikten sınav olduk. Tarih dersinde Avrupa tarihini, edebiyat dersinde de roman konusunu işledik. Matematik sınavı nasıl geçti? Sınav biraz zordu ama ben bütün sorulara cevap verdim. Sen yarın okula gelecek misin? Evet, geleceğim. Ders programı değişti, biliyor musun? Öyle mi? Yarın hangi dersler var? Fizik, coğrafya ve beden eğitimi var. Ayrıca yarın coğrafya dersinden sınav var. Sınav mı? Evet, maalesef. Neyse, ben kapatıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Bu akşam coğrafya çalışmamız lazım. Tamam Özge. Haber verdiğin için teşekkürler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi bu diyalogla alakalı soruları cevaplayalım. Meryem niçin okula gelmedi? Çünkü Meryem hastaydı. Özge Meryem'i niçin aradı? Okula gelmediği için aradı. Öğrenciler bugün okulda neler yaptı? Matematikten sınav oldu. Tarih dersinde Avrupa tarihini, edebiyat dersinde de roman konusunu işlediler. Yarın hangi dersler var? Fizik, coğrafya ve beden eğitimi var. Yarın hangi dersten sınav var? Yarın coğrafya dersinden sınav var. Meryem yarın okula gidecek mi? Evet, gidecek. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi evet ve hayır ile cevaplayınız. Akşam ders çalışmalı mıyız? Evet, çalışmalıyız. Hayır, çalışmamalıyız. Onlar yarın buraya gelmeliler mi? Evet, gelmeliler. Hayır, gelmemeliler. Selma çay hazırlamalı mı? Evet, hazırlamalı. Hayır, hazırlamamalı. Takım elbisemi giymeli miyim? Evet, giymelisin. Hayır, giymemelisin. Öğrenciler sınava hazırlanmalılar mı? Evet, hazırlanmalılar. Hayır, hazırlanmamalılar. Cevaplarını kendiniz yazacaksınız arkadaşlar.
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi zorunda kelimesiyle yeniden yazınız. Pazartesi günü faturaları yatırmalıyım. Pazartesi günü faturaları yatırmak zorundayım. İşe başlamadan önce bu formu doldurmalısın. İşe başlamadan önce bu formu doldurmak zorundasın. Fazla kiloların var. Bence biraz spor yapmalısın. Fazla kiloların var. Bence biraz spor yapmak zorundasın. Okulda üniforma giymeliyiz. Okulda üniforma giymek zorundasın. Saat 8'de toplantım var. Şimdi çıkmalıyım. Saat 8'de toplantım var. Şimdi çıkmak zorundayım. Onun başarılı olması için çok çalışması lazım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlamlıdır? O çalıştığı için çok başarılıdır. Hayır. O başarılı olmak için çok çalışacak. Hayır. O başarılı olduğu için çok çalışıyor. Hayır. O başarılı olmak için çok çalışmak zorundadır. Doğru cevap D. Diğer sorularda ben okuyacağım. Siz doğru cevapları bulacaksınız ve isterseniz videonun yorumlar bölümüne yazacaksınız. Öğrenciler ders çalışmak zorundadır. Öğrenciler ders çalışıyorlar. Öğrencilerin ders çalışması gerekir. Öğrenciler ders çalışmalılar. Yukarıdaki cümlelerden hangisi farklı anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı yoktur? Hemen eve gitmek zorundayım. Misafirler gelmiş olmalılar. Biraz sessiz olmalısınız. Aldıkların için 100 lira ödemelisin. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hello Turkish kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Türkçe öğrenmek için neler yapmalısınız? Bunu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.